Ahmet Bey uzunca anlatmış işte Monster marka bir bilgisayar aldığını o Monster bilgisayarda işte pilinden dolayı zamanla çok sıkıntı yaşadığını vesaire anlatmış ve demiş ki ben paramı biriktirdim Mac alacağım arkadaş demiş ben bu pil çilesiyle işte fişini takmadığımda bilgisayarın performansının düşmesi çilesiyle e, uğraşmak istemiyorum demiş. Sizden mümkünse isteğim gerçekçi bir şekilde düşünceme ve bakış açıma bir yorum yapar mısınız diye sormuş. Düşüncenizi merak ediyorum diye sormuş. Arkadaşlar şimdi Mac'in bize sağladığı çok güzel imkan şu anda günümüzde 2024'te inanılmaz mobil ve güçlü cihazlar ortaya çıkarmaya başladı yeni işlemcilerle birlikte. Bu yeni işlemciler konusu daha önceden de bir öğrencim sormuştu. Yeni işlemcilerle Mac ile ilgili fikriniz değişti mi demişti. Değişmedi demiştim. Çünkü şimdi Mac M serisi işlemcileri çıkardı ya arkadaşlar. Mac M serisi işlemcileri çıkarır çıkarmaz Intel ne yaptı biliyorsunuz. Intel de performans çekirdeği, verimlilik çekirdeği ayrımına girdi. AMD de şimdi o ayrıma girdi. Yani Apple'ın ARM'ı taklit ederek biraz yaptığı işten gerçi kendilerinin de yıllardır biyonikleri var. Şimdi armı taklit ederek demiş olmayayım. Ee, Apple'ın o yaptığı inovasyon zaten sektöre de yayılacak şimdi. Peki ha e, işte ben niye hala Apple'a biraz mesafeliyim? Arkadaşlar Apple inovasyon yapıyor. Şey yapıyor da dediğim gibi pazarlama politikaları, pazarlama hareketleri ve fiyatlandırma politikası inanılmaz ters geliyor bana. Yani Sadece yapabildiği için pahalı satıyor ürününü. Yani o ürünün ederi o olduğu için değil. Ben bunu şarj edebiliyorum. Ben bunu bu fiyatı talep edebiliyorum. Marka konumlandırma stratejisi olarak pahalı ürün satıyor. Ya yani fonksiyonel sebeplerden dolayı değil. Arkadaşın sorsun artık bir geleyim. Apple'ın bu M işlemcilerle birlikte gelen inanılmaz güzel küçük paketlerde güçlü performans olayı çok hoş bir iş. Ama Windows'ta da PC'de de artık günümüzde olan bir şey. Artı Apple'ın her zaman artısı olan bir nokta şarja takınca da aynı performans fişe takınca da aynı performans şey şarjda olmadığında da aynı performans olmasıdır. Bu da güzel bir özellik. Günümüzde de artık sanırım pek çok laptop bunu yapabiliyordur. Emin değilim. Yeni güncel çok güncel laptoplar kullanmıyordum uzunca bir süredir. Evde çalıştığım için artık sürekli ben arkadaşlar desktop takılıyorum. Tık ee, dışarıdayken işte telefonum vesaire yetiyor zaten. O yüzden Windows'ta da bu tarz bir ürün var mı? Onu şu anda net söyleyemeyeceğim ama muhtemelen vardır birazcık araştırırsak. Apple ince olsun, kibar olsun, ekran kalitesi süper olsun, satın alırken kafam rahat olsun, Diyorsanız ve yatırım gibi satın alayım diyorsanız mesela e, mantıklı bir ürün. Çünkü nasıl söyleyeyim özellikle satın alma e, kafa rahatlığı arkadaşlar. Bugün Apple'a mesela şimdi arkadaşınız demiş ki Windows laptop'ta şarja göre performansın düşmesinden pilin ölmesinden bıktım usandım. Ben artık şarja takılı olmadığı için performansı düşen bilgisayar istemiyorum demiş. Şimdi arkadaşlar işte burada durum şöyle. Apple'da şarjdan çekince performansı düşen laptop yok. Çünkü Apple'ın zaten 3 tane laptopu var. Şimdi atıyorum rakamları. Macbook var. Macbook Pro var. Macbook Air var. Hala varsa. 3 tane laptop olduğu için zaten toplamda deneyim olarak ne satın alacağınız çok belli hani belli imkanlar ve güzel imkanlar da var. Windows tarafı zaten sıkıntı burada ortaya çıkıyor. Windows'ta bugün satın alabileceğiniz 100 bin tane farklı model vardır. Ve bu 100 bin modelden bazıları şarjdan kabloyu çektiğinizde de performans kaybetmiyordur. Bazılarının ekranı süperdir. Bazılarının pil ömrü yıllarca bozulmayacak kalitede bir pille hazırlanmıştır o laptop. Ama o kadar çok farklı model var ki sizin araştırıp uğraşıp doğru bilgisayarı bulmanız gerekiyor Windows dünyasında. Daha işlemcide bile Apple'da şu anda kaç işlemci seçeneği var? 3 işlemci seçeneği var. Düz, Pro, Max bitti. M3, M3 Pro, M3 Max. Geçmiş olsun. Eski versiyon alırsanız da M2, M2 Pro, M2 Max. Hadi bakalım. İkinci el alacağım M1 M1'in Pro'su ne seviyede bilmiyorum. Windows tarafa geldiğinizde yok Intel'in 12700 saşı, 12600 M'i, 12400 bilmem nesi, 13000'i, 14000'i, AMD'nin 7000 serisi, 5000 serisi. Yani Windows tarafında arkadaşlar yaşadığınız sorunların ciddi bir kısmı <laughs> benim gibi insanların Windows'u tercih etmesinin sebebi biz bu kargaşayla bu seçeneklerle baş edebiliyoruz ve bu seçeneklerin olmasından da mutluyuz. Artı bu seçeneklerle baş edebildiğim zaman ben bugün Mac, en son Macbook'u, Macbook'un M3 Max'ini performans olarak karşılayabilen bir Windows cihazı 3'te 2 fiyatına alabiliyorum. Yine çok şık bir cihaz, yine çok güzel bir cihaz. Mesela bakın Bahadır Bey yazmış Lenovo ThinkBook 13 si aldım. Ee, MacBook Air boyutlarında olmasına rağmen e, Unreal Engine kullanımı e, ve benzeri programları uygulamaları sorunsuz kullanmak çok rahatlık diyor. E, doğru işte. Yani arkadaşlar MacBook'a uzak kalan insanların çoğu kendisi teknik becerisi yüksek insanlar oluyor. Mesela ben tabletli Windows tablet kullanıyordum. Windows tablet Normal objektif bakarsak her insana kesinlikle e, hitap edecek bir şey değil. Ama Windows tablette 3DS Max'i açıp iş yapabiliyordum ben. Ve keyifle yapabiliyordum. Yani o küçücük simgeleri karıştırmadan kullanabiliyordum. Bir şeyler yapabiliyordum dokunmatik ekranında Windows tabletimin. E, Mac'te de tabii ki bir şeyler yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama mesela Windows tablet herkesin böyle burun kıvırdığı ve şey oldu, piyasa başarısı olarak da başarısız bir ürün oldu Türkiye ve benzer ülkelerde. Yoksa yurt dışında Surface hala çok güzel devam ediyor. İşte size hitap etmesi, bana hitap etmesi farklı şeyler. Burada şunun ayrımını yapacağız. Mac'çilerin, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya işte biraz şimdi Windows'a çevireyim konuyu. Arkadaşınızın tercihine saygım sonsuz. Mac'e geçeceğim kafam rahat edecek diyorsa saygım sonsuz. Ben asla öyle bir şey yapmazdım. Çünkü ben zaten Windows'ta da kafam rahat ürün bulabiliyorum. Kafam rahat yaşayabiliyorum. Hani Mac kullanmadığım için küfür ettiğim benim hayatımda hiç olmadı. Mac kullandığım için küfür çok oldu. Şimdi mesela az önceki yorumuna saydırdığım arkadaşınız benim Windows kullanmadığımı, Mac, Mac ile Windows karşılaştırması yapmadığımı Mac tarafında tecrübem olmadığını varsayarak yazmış ya dallama bunu nereden varsayıyorsa e, varsayımlarla konuşmayın arkadaşlar e, varsayımla konuşuyorsanız varsayımla konuştuğunuzun farkında olarak birazcık yumuşak konuşun Mesela ben varsayımla konuştuğumda hep hatalısam düzeltin derim Şimdi arkadaşlar e, ne diyorduk Ben e, Windows'ta zaten hiç sorunsuz yaşıyorum ben ne zaman Mac kullansam elim ayağım sinirden titriyor sınırlamalardan dolayı. Şöyle bir ayar yok mu diyorum, yok diyorlar. Böyle bir ayar yok mu diyorum, işte Mac'te o ayarları şöyle yapıyorlar falan filan. Yani her şey Apple'ın işine gelecek şekilde, benim işime gelecek şekilde değil. Her şey Apple daha sorun yaşasın diye tasarlanmış. Şu günümüzdeki yani Apple'ın ürünlerinde arkadaşlar kullanıcı değil, Apple'dır kıymetli olan. Yani Apple'ın az sorun yaşayacağı şekilde tasarlanır. Apple'ın az sorun yaşayacağı şekilde sunulur Apple ürünleri. İşte mesela bunun bir örneği şu. Apple telefonlarınızın şarjından dolayı patlayacağını hissettiğinde ya da işte şöyle söyleyeyim patlayıcı biraz abartı oldu. Hatırlayın şarj süreleri çok kısa olacak. Telefonların bataryaları ölüyor durumuna gelince Apple ne yaptı? Telefonlarının performansını kıstı. Belki ben te performansım tam olsun ama bataryam yarım saat gitsin isteyeceğim gibi. Yani Apple kendi görünümünü, kendi imajını her şeyin üstünde tutan bir firma. O yüzden e, benim de sevmediğim bir firma. Yani bana cihazı verip, al artık bu cihaz senin canın nasıl istiyorsa takıl demeyen bir firma. Biz bunu şöyle yaptık, bizim istediğimiz gibi kullanacaksın diyor sürekli olarak. E, arkadaşınızın tercihi kafa rahatlığı olarak mantıklı ama ben olsaydım biraz daha mesai yapıp biraz daha kendi kültürümü geliştirip biraz daha sorumluluğu kendi omzuma alıp ee, öyle karar verirdim. Yani günümüzde Apple Macbook'ların yaptığından çok daha iyisini yapıp çok daha uygun fiyatlı olan cihazlar vardır. Bu fiyat konusunda sürekli ne diye söylüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar paramız sonsuz değil ya. Paramız sonsuz olmadığı için benim kafam şöyle çalışıyor. 160 bin liraya Macbook alacağıma 100 bin liraya aynı performansta güzel bir Windows cihaz alırım. 60 bin liranın 30 bin lirasına Quest 3 alırım. Ee, geri kalan 30 bin liraya da bir direksiyon seti alırım. Trustmasters T300 RS alırım. Ee, Quest 3'ümle taş gibi bilgisayarımda canım isterse proje yaparım. Canım isterse takarım direksiyonu da Aseto Corsa'da Nürburgring'de tur atarım. Yani Anladınız mı ne demek istediğimi? Paramız sonsuz olmadığı için Bütün paramı bir cihaza verip sadece o cihazın sunduklarıyla Yaşamak bana çok ee, Ters geliyor. O kadar para harcıyorum Paranız sonsuzsa O ayrı konu Son olarak da şunu söyleyeyim Windows kullanırken Mac de olsun diye iki işletim sistemi kurup Mac'i de koyan çok yoktur. Ama Mac kullanan her insanın proje profesyonel iş yapıyorsa bir Windows'ta kurarlar içine. Hep böyle bir noktada artık Windows kurmamız lazım noktasına geliyorlar. Yani işte birazcık öncelikler farklı demiş olalım. Şimdi birazcık Mac'i neden sevmediğime dair olan bir videonun üzerinden ilerlediğimiz için bugün ne konuştuysam Meki kötülermişim gibi ya Meki tercih etmemi anlattığım için öyle bir hava oluşuyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi Mekin tabii ki dünyaya getirdiği inovasyonlar var. Tartışılacak çok şey var. Tabii mesela Şamil Bey işte şunu söylüyor. Fiyatı düşünmesek bile bakın ben bugüne kadar Meki'de fiyat konuşmadım fark ettiyseniz. Fiyatı şimdi dillendirdim. Yani fiyatı düşünmesek bile Meki ben tercih etmiyorum. Kendi kullanım alışkanlıklarım ve kullanım tercihlerim o yönde. Ben seçeneğim az olsun, kafam az ağrısın insanı değilim. Ben dünya kadar seçeneğim olsun, gerekirse ben araştırmamı yaparım, doğru seçimi yaparım. Doğru seçimi yapamıyorsam da canım sıkılmaz, öğrenmiş olurum. İki gün sonra başka seçim yaparım insanıyım ben arkadaşlar. Ee, şimdi Apple'ın da yeni dönemde mesela bakın Apple'a çok sı sıcak bakmamamın yine bir örneği olacak bu ama. Bakın Apple'ın en son yaptığı çok güzel inovasyon. Hadi gelin şeyi konuşalım. Bugün canlı yayını böyle bitirelim. Apple Vision Pro, değil mi? Şimdi arkadaşlar, Apple Vision işte Apple'a neden PR firması diyorum ben? Apple Vision Pro gerçekten bir ürün paketleme şaheseri. Yani o alana o kadar çok ıvır zıvırı o kadar güzel yerleştirmişler ki ki Apple'ın Mac'leri de öyledir. Yani ürünün paketlenmesi, burada paketleme karton paketten bahsetmediğimi fark ettiniz. Yani ürünün iç bileşenlerinin optimum verimlilikte böyle bir yerleştirilmesi diyelim. Apple da her zaman üst kalitedir. Ve bu yine Apple'ın işine yarar, sizden çok. <laughs> Sonuçta siz içini açıp şey yapmıyorsunuz. Ee, tabii ki size de faydaları oluyor. Ee, şimdi Vision Pro Paketleme gerçekten çok iyi yani öyle böyle değil çok güzel paketlemiştir ürünü. Vision Pro'nun pazarlamasında en çok konuşulan şeyler neler? Göz takibi değil mi? Gözünüzle bakarak yönetebilmek. O öndeki ekranda karşıdaki insana baktığınızda göz imgesinin çıkması ve sizin onu gördüğünün vurgulanması. Sonra ee, işte çok güçlü bir cihazın önünüzde olması falan tamam okey. Bir de en önemlisi arkadaşlar bana sorarsak elle kontrol. Apple Vision Pro'nun getirdiği şeylerden daha önce benim hiç görmediğim yegane şey elle kontrol. Elle kontrolü de bu arada daha önce hiç görmedim diyorum da işte bakın Kinect döneminde bile insanlar elleriyle bir sürü şeyi kontrol ettiler zaten. Şimdi burada şu var. Apple Vision Pro güzel cihaz. Ama Apple Vision Pro'yu gördüğümde bu arada parasını da kesinlikle etmeyen bir cihaz. Onu söyleyeyim. Ee, ama Apple Vision Pro'yu ben gördüğümde ee, neden çok etkilenmedim? Şu anda yer gök Apple Vision Pro. Arkadaşlar dediğim gibi ellerinizle bir arayüzü kontrol etme fikri. Ben 2010'da zaten Kinect'ten yani atıyor olmayayım da. 2010-2015 arasıydı değil mi Kinect'in çıkış tarihi? Bir bakalım. 2010'da çıkmış Microsoft Kinect. Ve Kinect'i bilgisayara bağlayarak insanlar neleri neleri yönettiler ellerini kullanarak. Sonra gözle takip geçen yıl çıkan ya da 2 yıl önce çıkan tam emin değilim. 2 ya da 3 yıl olmuş olabilir. PlayStation'ın VR2 cihazı zaten gözle takibinin çok iyi olduğu için övüldü. Ee, i̇şte bunları Son, e, ne oluyor? Ben teknolojiyi takip eden bir insan olarak bu PR yapmayan, bakın biz gözle takip yaptık hulo diye bağırmayan, daha çok cihazı gösterip iki oyun oynatıp giden Sony'nin VR cihazını kimse konuşmadı. Ama ben farkındayım ya da benim gibi insanlar gözle takibi zaten biliyoruz. Kinect'le insanların bilgisayara Kinect'e bağlayıp ...o elleriyle kontrol yaptığı projeleri çoğunuz tabii ki görmediniz. ...yazılımcılar bunlarla uğraşanlar daha çok gördü. Ben onu işte elle kontrolü 14 yıl önce görmüşüm. Bundan dolayı gördüğümüz zaman... ...evet bunlar güzel gelişmeler deyip geçiyorum ben. Ama Apple bakın dünyayı kurtardık. İşte ilk kez elle kon. Ne ilk kezi mesela? Hani burada ilk kez dediler mi bilmiyorum. Burada hatalı olabilirim ama... 5000 yıldır olan şeyleri ilk kez yapılıyor ilk kez yapılıyor diye çok konuşuyor yapılı arkadaşlar İlk kez bu kadar iyi yapılıyor falan dese kabulümdür Ama ilk kez yapılıyor falan diyorlar Bu yüzden Apple, mesela işte ya bu Apple'ı sevmeyenler Apple'dan etkilenmeyenler neden etkilenmiyor sorunuza Birazcık cevap olsun diye paylaştım biraz da Apple Vision Pro'yu da konuşmuş olalım diyerekten paylaştım Apple Vision Pro'da şey çok güzel özellik çok hoşuma gitti bu VR cihazlarında göz bebeklerinizin mesafesine göre lenslerin pozisyonlanması gerekir. Onu mekanize motorize etmişler. Otomatik yapıyor. Mesela bu klasik cihazlarda belki bu arada güncel cihazlarda da belki öyledir hani onu bilmiyorum. Ee, ama Şey güzel. O hoşuma gitti çünkü arkadaşlar mekanik kendi yaptığınız cihazlarda Hiçbir zaman yüzde tam doğru yere gelmez o 3 ayarı vardır 4 ayarı vardır. Mesela onu tamamen kendisi sizin göz bebeklerinize bakıp o mesafeye göre yerleştirmesi çok hoş olmuş. Beğendim o özelliğini. Elle kontrol bu kadar keskin bir şekilde bu kadar ana akım bir cihazda ilk kez belki de uygulanıyor. Güzel özellik. Ama bakın yine Apple'ın yani Apple'ın Apple'lığını yaptığı. Apple her ürününde bir şekilde midemi bulandırmayı başarıyor benim. Bir kere zaten fiyatı yani Quest 3'ün 400-500 dolar olduğu bir dünyada hiç kimse kusura bakmasın. Quest 3 e, price diyelim bakalım. Ha. Quest 3'ün 500 dolar olduğu bir dünyada e, Vision Pro'nun 3500 dolar olması hiç kusura bakmasınlar. Benim yutabileceğim bir şey değil arkadaşlar. Evet 3500 dolar. Ee, ben bunu sindiremem. Hadi yine fiyatı kenara bıraktık diyelim. Apple sunumunda bu Vision Pro'nun sunumunda yine benim midemi bulandıran şu oldu. O öndeki ekranda gözler dikkat edin. Zaten herkes bunu kabul etti ve Vision Pro'da şu anda öndeki ekrandaki gözler konuşulmamaya başlandı. Belki fark etmişsinizdir. Ben bugün bu konuda konuşacağım için pek çok yine video izledim diyelim. Arkadaşlar, o işte çok büyük inovasyon olaraktan o işte ekranda gözünüz görünüyor. Böyle bakıyorsunuz gözünüzün derinlik algısı karşıdaki insan sanki yüzünüze bakıyormuş gibi oluyor. Diye reklamı yaptılar, yaptılar. O önde gözlerinizi gösteren teknoloji ne teknolojisi biliyor musunuz? Hani teardown videolarına baktınız mı hiç Vision Pro'nun içindeki teknolojileri parçalayıp açıp bakan e, videolara? Arkadaşlar, tasolarda eskiden vardı ya. Bir açıdan bakıyorsun, eee, box Bunny görünüyor. Öbür açıdan bakıyorsun, duckwin duck görünüyor. O teknoloji. Yani bildiğiniz çok basit bir ekran var. Önünde de açıya göre iki görüntü arasında geçiş yapan o bildiğiniz film artık ne ne onlara ne denildiğini bilmiyorum ne yazık ki. Ama bildiğiniz e, milyoncu dükkanlarına gittiğinizde kelebek resmi var bakış açınızı çevirdikçe kelebeğin kanatları açılıyor kapanıyor ya. O teknoloji var Apple'ın şu anda önünde. Peki bu kötü bir şey mi? Yok gayet güzel bir şey. Ama arkadaşlar tanıtım videolarında sanki müthiş bir video ekran varmış. Oranın arkasında müthiş bir teknoloji varmış gibi gösterdiler. Tanıtım videolarında çok net bir yüz grafiği görünüyordu. Ama son üründe tırt bir görüntü var mesela. Yani bu benim için sıkıcı şeydi. Bunlar benim sevmediğim şeyler arkadaşlar. Bütün bunları yaparken 3500 dolar istemesi de işte başka bir şey. Son olarak da arkadaşlar mesela Apple'ın Vision Pro'sunda yine o ön taraftaki cam inanılmaz kolay çizilen bir cam. Yani cam işte camın üstünde plastik kaplama var. Neden? Düştüğünde cam kırılmasın diye. Arkadaşlar inanılmaz kolay çiziliyor yine bunun testini yapan sitelerden inceleyebilirsiniz ya da işte kanallardan. Ve değiştirme ücreti 800 dolar. Apple o çizilmez kaplama yapamaz mıydı onun önünü? 3500 dolardı para alırken. 3500 dolar sizden talep ederken bu ürün için ön camında çizilmez bir kaplama kullanamaz mıydı Apple? Ya da daha zor çizilen en azından. 9 seviyeden ikincisinde çiziliyor. 9'da 2 seviyesinde çiziliyor. Ve çizildiğinde yenilemek istediğinizde mesela kameranın önü çizilirse malum çöp olacak 3500 dolarlık cihaz. Ee, yenilemek istediğinizde de 800 dolar istiyor şu anda. İşte arkadaşlar Apple hep böyle şeylerle benim midemi bulandırıyor. O yüzden ben Apple'a çok böyle ısınamıyorum. Yani göz göre göre kazıklanmak teknoloji güzel de olsa o teknolojinin sponsoru haline getirilmek ben istemeden müşterisi değil de sponsor yapıyorlar sizi. Apple sizi arkadaşlar direkt müşteri değil sponsor haline getiriyor. Yani sizden öyle bir para alıyor ki önümüzdeki 5 yıl daha argesini yapacak şekilde ilerliyor. Bana sorarsanız tabii ki. Ve işte mesela son ürün olan Apple Pro'da, Apple Vision Pro'da bile bunlar benim midemi bulandırdı. Yani ben bana böyle muamele eden, benim çok da zeki olmadığım şeklinde beni böyle hani anladınız mı? Biraz sömüren, biraz kandırın, kandıran tavırda olan firmalardan ürün satın almayı da sevmiyorum. Ha iki gün sonra benzeri hiçbir fonksiyon karşılığı olmayan hale gelir. Derim ki paşa paşa alacağız biz bu Apple'ı. Çünkü adamlar eşsiz bir şey yaptı. Burada arkadaşlar artık bitiriyorum bu konuyu sizin eşsiz zannetmeniz eşsiz yapmıyor Apple ürünlerini. Dediğim gibi Apple ürünlerinin çoğunun teknolojisini benzer teknolojileri yıllar önce görmüş oluyor. Teknolojiyi gerçekten analog takip eden insanlar. Apple PR'ıyla Apple ne yapsa duyuluyor. Sizce bu ürün başarısı kadar ne başarısı? PR başarısı tabii ki. Yani ne yapsa bir şekilde duyurup bir şeyler yapıyor. Mesela YouTube'da şimdi ben parçalayan ve çizen eden videolardan bahsettim. Verdi Bey sorunuzu cevaplayacağım. Ben arkadaşlar YouTube'da zeki bir insanın yapması gerektiği gibi ya da zeki demeyeyim de çok pardon olabildiğince objektif fikir oluşturmaya çalışan bir insanın yapması gerektiği gibi Apple Vision Pro'yu kafasına takıp New York metrosunda gezenleri uf bu çok müthiş bir şey diyenleri de izlediğimi onları da dinlediğimi paylaşmış olayım. Hepsine baktıktan sonraki to total düşüncem artılarını eksilerini düşündüklerimi söylemiş oldum. Şamil Bey yani evet bu biraz kültür meselesi ee, yani çok zengin o 3500 doları cep harçlığı gibi çatır çatır verip Apple'ı her ürününü alabilecek ülkelerdeki insanlar Apple'a tapmıyorlar ee, medeniyeti yüksek olan insanlar. Biz ekmek almakta zorlanan ülke olarak Apple taparlık yapıyoruz. Bana çok ilginç yani gerçekten ilginç sosyolojik bir mesele. Apple değil arkadaşlar burada tekrar söyleyeyim Apple tapar, Google tapar. Ben bana e, lisedeyken rock müzik daha çok dinlediğim için rockçı denmesine bile gıcık olurdum. Rockçı ne ya? Hani rock müziği daha çok tercih ediyorum dinliyorum tamam ama kulağıma hoş gelen beğendiğim bir pop şarkıyı da gayet dinlerim. Yani rockçıdır, rock dinler, rock şöyledir. Hani ben cidden rockçı gibi, hani müzik zevki olarak rock, rock içinde mutlaka kalan bir insanım ama tapınmanın hiçbir alakası, şeyi yok, anlamı yok.